Şimdi dün demiştik ki Cemal Süreya ama kalmıştı. Onun da haikuları var. Haiku Japonların kısa 3 satırlık şiirleri. Her akşam burada her haberden sonra onu yapmaya çalışıyoruz. Becerebiliyor muyuz? Tabii ki beceremiyoruz. Ayrı o bir sanat. Fakat Cemal Süreya demiş ki güm güm çalındı kapım. Açtım baktım ki yalnızlığımmış. Ya bütün bunları yalnız ben mi düşünüyorum? Zannetmiyorum. Mesela iki haber gördük ve iki haberde çok ilginç bir noktada birleşiyor. Bir tanesi bir bebeği kurtaran bir işletme sahibi. O işletme sahibi hazırmış buna ve kurtarmış. Önemli olan sadece bir tane vakit vardır. O da içinde bulunduğumuz vakit. İçinde bulunduğumuz andır. Niye? Çünkü sadece o anda karar verme yetkisine sahibiz. Geçmiş bir takım hatıralar, artık düzeltemeyeceğimiz bir yığın pişmanlık ya da neyse. Gelecek hayaller ve potansiyel hayal kırıklıkları. Ama o an, işte o an önemli, ne yaptığınız. Bu Tolstoy'dan. İnsan ne ile yaşar? Biz bir de bir başka haber gördük. Denizlerimizi kirletiyoruz ve pek çok işletme arıtmadan bırakıyor atıklarını. E ne dedik biz? Ya bir ceza falan beklemeyin. Bununla ilgili bir an olsun, karar verin ve arıtmaya girişin. Çünkü burası hepimizin, sadece sizin değil. Bunu yapanlar, uzmanlar diyor ki 10 binler. Sonra da bu şekilde yanlış yollarla kazanılmış paralarla başkalarına otoyollarda arkalarında bir kilometreden selektör yaparak filan, ki onların da akaryakıtı, şusu busu da vergiden düşülüyordur. İnsanları zora sokmayın. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü